Tahmin ediyorum. Ne güzel. Yaklaşık 300 kişiyle yine bir aradayız. Yayınımıza başlamadan önce webinarların portfolyolarınıza işlenmesi için lütfen ekranda gördüğünüz formu doldurmanızı rica ediyoruz. Tüm Türkiye'ye iyi akşamlar diliyoruz. Efendim, eğitiminin mesleki gelişim webinarlarında bu akşam konuğumuz ben. Çok güzel bir giriş oldu. Teşekkür ederim Bircan Hocam kaydı başlattığınız için. Efendim bu akşam çoklu ortam tasarım ilkelerini konuşmak istiyoruz sizinle. Hali hazırda teknolojiyle haşır neşir olmuş öğretmenlerimizin kendi sunumlarına, kendi dijital içeriklerini hazırlamaya başladığı malumunuz. Yalnız içinde bulunduğumuz süreçte bir eğitim videosu, PowerPoint sunusu veya e-öğrenme kursu oluşturuyor iseniz, nihai ürününüzün etkili bir öğrenme kaynağı olmasını nasıl sağlayabilirsiniz? İşte bir e-öğrenmeyi geliştirmek ve bunu kitlere yaymak için ve kitlenizin bunu kafa karıştırıcı veya ilgi çekici olmadığını, bulmadığını görmek istemezsiniz değerli öğretmen arkadaşlarımız. Bu akşam bu anlamda kitlelerimize doğru hitap etmek, onların ilgisini çekmek anlamında işimize yarayacak, oldukça işimize yarayacak bazı ipuçlarından bahsetmek istiyoruz. Öncelikle naçizane kendimi tanıtmak isterim. İsmim Vesile Derya Çakır. Hepimiz gibi bu akşam burada bizlerle olan 300'e aşkın öğretmenimiz gibi ben de bir her şeyden önce hayat boyu öğrenen olarak kendimi anlatmak isterim. Onun dışında 20 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Uzun bir zamandır da eğitimlik Türkiye İçerik Geliştirme ekibinde içerik geliştirme üyesi olarak, eğitmeni olarak görev yapmaktayım. Bunun dışında sizler gibi ben de kendimi pek çok alanda geliştirmeye çalışıyorum değerli öğretmen arkadaşlarım. Geçtiğimiz dönemlerde eğitimde yeni yaklaşımlar, eğitici eğitmenliği, Fatih projesi, teknoloji destekli İngilizce eğitici eğitmenliği gibi bazı görevlerde bulundum. Sizler gibi ben de kendimi elimden geldiğince geliştirmeye çalışıyorum ve bildiklerimi de sizlerle, kıymetli öğretmen arkadaşlarımla paylaşmaya çalışıyorum. Başlıklarımıza gelecek olursak arkadaşlar, bugün çoklu ortam tasarımı nedir? Neden çoklu ortam tasarımına ihtiyaç duyarız? Çoklu ortamla bilişsel öğrenme kuramı nedir? Çoklu ortamla bilişsel öğrenmenin 5 adımı nelerdir? Bunları konuştuktan sonra çoklu ortam tasarım ilkelerine geçeceğiz. Daha önce ilgili olanların dışında çok bilinmeyen, çok işlenmeyen bir konu olduğunu düşündüğüm için açıkçası bu konuyu seçtim değerli öğretmen arkadaşlarım. Çoklu ortam kavramı aslında günümüzde oldukça önem kazanmış bir kavram ve Maier'in 12 tane çoklu ortam tasarım ilkesinden bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili örnekler paylaşacağız ve tabii ki bir değerlendirmemiz olacak. Dolayısıyla eğitimimiz boyunca kağıt kalemlerinizi hazır tutup notlarınızı almaya başlamanızı tavsiye ediyoruz. Bütün bu aşamalardan sonra ise varsa sizlerden gelen soruları almaya çalışacağız ve bu akşamki sunumumuzu bitireceğiz değerli öğretmen arkadaşlarım. Tahmini süremiz, webinar süremiz 1 saat olmakla birlikte karşılıklı etkileşime bağlı olarak 1 saati aştığı durumlarda oluyor malumunuz. Şimdi hemen bir etkileşimle paylaşmak istiyoruz. Artık bizim eğitimlik öğretmenlerinin aşina olduğu ilgi çekme konusuyla başlayacağız. Lütfen ekranda gördüğünüz kare kodu okutarak veya www.slido adresine giderek 28822 kodunu giriniz değerli öğretmen arkadaşlarım. Sevgili arkadaşım Bircan da şu anda sohbet kutusunda sizlerle linki paylaştı. Size bir soru yönelttim ve sizden gelecek cevaplarla ne yapmak istiyoruz? Bir kelime bulutu oluşturmak istiyoruz. Pek çoğunuzun Menti kullandığını biliyorum. Ancak Slido'yu da çok seveceğinizi düşünüyorum değerli öğretmen arkadaşlarım. Formu istediğiniz zaman doldurabilirsiniz. Belma öğretmenim. Lütfen kelime bulutuyla
Şimdi. Evet. Kelime bulutuyla ilgili çalışmalarımızı yapalım. Bu sırada ben ekranımı paylaşacağım. Biraz böyle interaktif gideceğiz. Şu andan. Evet. Harika. Cevaplar gelmeye başlamış. Sizler de derslerinizde Slido aracını derse girişlerde, ders esnasında veya ders sonunda değerlendirme aracı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tasarım deyince öğretmenlerimizin aklına gelen kelimeler yaratıcılık, özgün, teknoloji, yenilik, yeni bir şey üretme, sanat, çözüm odaklı olmak, yaratıcı düşünmek. Harika, çok güzel cevaplar geliyor. Hepinize çok teşekkür ederim değerli öğretmen arkadaşlarım. Müsaadenizle paylaşımımı durduruyorum ve sunumuma devam etmek istiyorum. Umarım yüklenme aşamasında bir sorun olmayacak. Böyle kısa bir ilgi çekme aşamasıyla derse başlamak veya sunuma başlamak her zaman çok daha verimli gidiyor. Ben kendi derslerimde, öğrencilerimle işlediğim İngilizce derslerinde de mutlaka Slido ya da Menti gibi araçlarla bir dikkat çekme aktivitesi yapıyorum değerli öğretmenlerim. Tasarımla ilgili aklımıza çok doğru kelimeler geldi aslında. Dilerseniz bir de tasarım konusunda ünlü olan kişilerin tasarımla ilgili neler söylediklerine bakalım. Ünlü bir logo tasarımcısı olan Brian Reed demiş ki, her şey tasarlanır, çok az şey iyi tasarlanır. Bir Brian Reed bize burada tasarımın kalitesi üzerine vurgu yapmış. Bir diğer ünlü tasarımcı, Japon tasarımcı, moda tasarımcısı Issey Miyake ise tasarım felsefe için değil, hayatın kendisi içindir diyerek aslında tasarımın hayatın her alanında kullanılması gerektiğini vurgulamış ve hepimizin çok yakından tanıdığı ünlü tasarımcı Steve Jobs ise tasarım sadece nasıl göründüğü ve hissettirdiği değildir, tasarım nasıl çalıştığıdır diyerek tasarımın aslında uygulama özelliğine de değinmek istemiş. Yani tasarımı yapmak sadece görsel olmasıyla alakalı değil, işlevsel olmasıyla da alakalıdır. Dolayısıyla bizler de kendi ders tasarımlarımızı yaparken, kendi görsel içeriklerimizi tasarlarken neye dikkat etmeliyiz bu bilgiler ışığında değerli öğretmen arkadaşlarım? Tasarımımızın işlevsel olmasına da belki de dikkat etmemiz iyi olacaktır. Şimdi çoklu ortam tasarımı kavramı İngilizce'de multimedia design kelimelerinin Türkçe'ye çevrilmesiyle oluşturulmuş ve içinde bulunduğumuz süreçte sizlerin de takdiriniz öğrenme kavramı öğretme eyleminden daha değerli hale gelmiş. Yani bireylerin kendi kendilerine öğrenmeleri daha ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla bilgiyi sunmaktan ziyade öğrencilerin bilgiye kendi başlarına ulaşabilmek için gerekli araştırma metotlarını belirleyebilecekleri, yani kendi öğrenmelerini gerçekleştirebilecekleri ortamların tasarlanması oldukça önem kazanmıştır. Dijital geldi diye tanımladığımız ve daha teknolojiye bizlerden daha hakim olan çocuklarımızın öğretme ortamlarında eskiden olduğu gibi bizlerin çocukluğunda, öğrencilik zamanında olduğu gibi yalnızca kitap, defter, kalem bulunması öğrenme için gerekli olan iç motivasyonun sağlanmasına ne yazık ki engellemektedir. Bilgisayar, internet ve en önemlisi sosyal medyanın yaşamın bir parçası olduğu bu dönemde öğrencilerin yaşamlarındaki bu önemli unsurları öğrenme ortamlarına getirmek de anlam kazanmıştır. İnanılmaz bir hızla gelişen bilgi iletişim teknolojileri öğrenme ortamlarını etkileyerek bu ortamları ses, görüntü, müzik, iç boyutlu grafik, animasyon gibi öğeler bakımından zenginleştirmeye başlamıştır. İşte bu öğelerin kullanımı ile birlikte çoklu ortam kavramı daha da önem kazanmıştır değerli öğretmen arkadaşlarım. Peki, çoklu ortam nedir? Literatüre baktığımızda bu kavramı açıklayan pek çok tanım mevcuttur ancak ben size literatürde bu alanda çok ünlü, çok önemli bir isim olan Mayer'in çoklu ortam tanımından bahsetmek isterim. Mayer'e göre çoklu ortam sözcüklerin ve görsellerin sunum materyalinde
kullanılması anlamına gelir. Yani sözcükler ve görsellerin sunum materyalinde kullanmasına biz çoklu ortam diyoruz. Buradaki sözcük ifadesi kafanızı karıştırmasın değerli öğretmen arkadaşlarım. Sözcük ifadesi tüm sözel sembolleri içerir. Yani konuşma, ses efekti, yazılı metin, hikaye bunların hepsi sözcüğü ifade ederken görsel ifadesi ise çizimler, grafikler, animasyonlar, haritalar, videolar gibi pek çok öğeyi içinde barındırmaktadır. Mayer'in çoklu ortamla bilişsel öğrenme kuramına biraz değineceğiz. Bu kısım birazcık teorik olmakla birlikte aslında bilişsel öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini bilmeden çoklu ortam tasarımını yapamayacağımızı üzülerek söylemek durumundayım. Öğretmenler olarak öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, beynin hangi yönlerinin nasıl çalıştığını bilmeden aslında olması gerektiği gibi bir öğrenme ortamı tasarlamak arkadaşlar pek mümkün olmayacaktır. Evet, Web 2.0 araçlarını öğreniyoruz, çeşitli uygulamalar kullanıyoruz ancak bunların öğrenen beynini nasıl etkilediğini bilmeden aslında öğrencilerimiz için doğru tasarımları yapmak maalesef imkansız. Mayer'in çoklu ortamda bilişsel öğrenme kuramı, Mayer bu kuramı oluştururken Bradley'in çalışan bellek kuramından, Pavio'nun ikili kodlama, dual coding dediğimiz kuramından ve Sweller'ın bilişsel yük kuramından yararlanarak kendi bilişsel öğrenme kuramını oluşturmuştur. Ve çoklu ortamla bilişsel öğrenme kuramı insanların bilgiyi nasıl işledikleri ve nasıl öğrendikleriyle ilgilidir. Bir çoklu ortam mesajı oluşturacak kişi insan zihninin nasıl çalıştığı konusunda elbette ki bilgi sahibi olmalıdır. Çoklu ortamda bilişsel öğrenme kuramına göre tek kanal üzerinden sınırsız bilginin aktarıldığı ve öğrenenin pasif olduğu durumlar insanın öğrenme yapısına uygun değildir değerli öğretmenlerim. Diyoruz ve şimdi yine bir ara veriyoruz. Bu kısa teorik bilgilerin ardından tekrar slide'odayız. Aynı araç üzerinden bu sefer farklı bir uygulama yapacağız. Ben hemen ikinci sunumumu başlatıyorum. Size bir soru yönelttim. Şimdi ekranımı paylaşacağım. Dedim ki aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamlarında gerçekleşen bilişsel işlemlerden biri değildir? Değerli arkadaşlar, isterseniz ekranınızı paylaşalım. Güzel. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamlarında gerçekleşen bilişsel eylemlerden biri değildir? Siz cevaplarınızı verirken birazcık Slido aracıyla ilgili tanıtım yapmak istiyorum. Az önce dersimizin veya sunumumuzun giriş kısmında Slido'nun kelime bulutu oluşturma uygulaması da kullanırken, şimdi de Slido'nun çoktan seçmeli soru sorma uygulamasını kullanıyoruz. Verilen cevaplara göre seçilme işlemi öğrenme ortamlarında gerçekleşen bilişsel bir işlem değil. Cevap verenlerin içerisinde en fazla bu şık seçilmiş. Organize etme şıkkı, evet şu anda seçildi. Evet. Seçme, uyumlu hale getirme. Pekala. Yani müsaadenizle tekrar sunuma dönmek istiyorum. Siz bu konu hakkında düşünürken sunumumuza tekrar bir dönelim. Acaba hangisi değil? Hangisi öğrenme ortamında gerçekleşen bilişsel işlemlerden birisi değil arkadaşlar? Bu arada uygulamaya gidemeyen arkadaşlarım sohbet kutusunu rahatlıkla kullanabilir. O anlamda da sizleri sohbet kutusundan takip ettiğimizi de söylemek isterim. Şimdi o zaman bilgiyi nasıl işlediğimize bakın. Mayer'in çoklu ortamla bilişsel öğrenme kuramında bilgiyi işleme sürecinde Mayer 3 tip bilimsel işlem gerçekleştiğinden
söz ediyor değerli öğretmen arkadaşlarım bize. Bu işlemler seçme, yani İngilizce ismiyle selection, organize etme, yani organizing ve uyumlu hale getirme, yani integrating olarak isimlendiriliyor. Materyalde sunulan sözcük ve imajlardan, yani görsellerden konuyla ilgili olanların dikkat yardımıyla seçilerek kısa süreli belleğe alınmasına seçme. Seçilen sözcük ya da imajların yukarıda söz edilen bilgiyi yapılandırma yolları kullanılarak düzenlenmesi, organize etme. Seçilen materyallerin var olan bilgilerle ilişkilendirilmesi de uyumlu hale getirmedir. Yani az önceki sorumuzun cevabı ne olacaktı arkadaşlar? Hemen chatbox'a gidelim. Az önceki sorumuzun doğru cevabı ne olacaktı? Sizi dinliyorum. Seçilme. Harikasınız. İşte dersi size anlatırken bu tür minik sorularla öğrencilerinizi birazcık daha şöyle kendine getirebilirseniz dersinize olan ilgi artacaktır. Günümüzde öğretmenlerin uzaktan eğitimde, online eğitimde en zorlandığı konulardan bir tanesi olan öğrenci motivasyonunu artırmanın yollarından bir tanesi de öğrencilerimizi beklemediği anlarda soru yöneltmektir. Hepinize cevaplarınız için teşekkür ediyorum. İşte bu süreç değerli öğretmen arkadaşlarım, bilginin uzun süreli bellekte depolanmasıyla da ilintilendirilmektedir. Özür dilerim. Dolayısıyla bizim aslında amacımız öğrenmeyi sağlarken ne yapmak? Bilgiyi kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarmaya sağlamak. Seçme, organize etme ve uyumlu hale getirme işlemleri bilgiyi işleme teorisiyle elbette yakından ilgilidir değerli öğretmen arkadaşlarım. Öğrenciye seçmesinde, organize etmesinde, uyumlu hale getirmesinde yardım ettiğiniz takdirde aynı zamanda bilginin duyusal hafızadan önce kısa süreli hafızaya, ardından da uzun süreli hafızaya geçmesine yardım etmiş oluyorsunuz ki öğrenmenin nihai hedefi zaten az önce de belirttiğimiz gibi bilginin uzun süreli hafızaya aktarılması. Şimdi dilerseniz çoklu ortamla bilişsel öğrenmenin 5 adımından söz edelim. Yavaş yavaş çoklu ortam ilkelerine doğru giderken çoklu ortamda bilişsel öğrenmenin 5 adımı nelerdir ekranda görüyorsunuz. Öğrenen çoklu ortamlı öğrenmede 5 bilişsel adımı uygular. Sözel çalışan bellekte işlenecek sözcüklerin seçimi, görsel çalışan bellekte işlenecek sözcüklerin seçimi, seçilen sözcüklerin sözlü zihinsel yapılar ile düzenlenmesi, seçilen imgelerin görsel zihinsel yapılar ile düzenlenmesi, sözlü ve görsel edinimlerin var olan bilgilerle bütünleştirilmesi. İşte bunların hepsi çoklu ortamda bilişsel öğrenmenin 5 adımı. Şimdi tek tek bunlardan bahsedecek olursak. İlk maddemiz sözel çalışan bellekte işlenecek sözcüklerin seçimiydi. Öğrenen gördüğü ya da duyduğu enformasyonun sadece belli bir kısmını kısa süreli belleğe alabilir. Tamamını alamaz. Bu nedenle öğrenen öncelikle hangi sözcüklerin önemli olduğunu belirlemek zorundadır. Kısıtlı yer nedeniyle hangilerinin önemli olduğunu öğrenen önceden belirlemek zorundadır. İkinci maddemiz ise görsel çalışan bellekte işlenecek sözcüklerin seçimi. Yine bilişsel sistemin sınırlı kapasitesinden dolayı öğrenen sunulan resmin, gösterimin ya da animasyonun sadece belli bir bölümünü kısa süreli belleğe aktarabilecektir. Bu nedenle öğrenen öncelikle hangi görsellerin önemli olduğunu belirlemek zorundadır. Üçüncü maddemiz seçilen sözcüklerin sözlü zihinsel yapılar ile düzenlenmesi. Yine bilişsel sistemin sınırlı kapasitesinden dolayı öğrenen sunulan metnin sadece belli bir bölümünü kısa süreli belleğe aktarabilecektir. Yani ne yazık ki bugün size aktardığım konuların sadece kısıtlı bir bölümünü kısa süreli belleğinize aktarabileceksiniz değerli öğretmen arkadaşlarım. Bu nedenle öğrenen öncelikle hangi sözcüklerin önemli olduğunu
belirlemek zorundadır. Dördüncü maddemiz, seçilen imgelerin görsel zihinsel yapılar ile düzenlenmesi. Yine bilişsel sistemin sınırlı kapasitesinden dolayı öğrenen sunulan resmin, gösterimin ya da animasyonunun sadece belirli bir bölümünü kısa süreli belleğe aktarabilecektir. Bu nedenle öğrenen öncelikle hangi görsellerin önemli olduğunu belirlemek zorundadır. Son maddemiz ise sözlü ve görsel edinimlerin var olan bilgiler ile bütünleştirilmesi. Bu adımda iki kanalda seçilen ve organize edilen sözel ve görsel bilgiler, önceki bilgilerle aralarında neden-sonuç ilişkileri kurularak bütünleştirilir. Bu durumun doğal sonucu olarak da bilginin transferi ve kalıcılığı artar. Amacımız neydi? Bilginin kalıcılığını artırmak. Yani bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe taşınması, yani transferi. Başarılı bir çoklu ortamla öğrenme için öğrenenlerin bu beş işlemi takip etmesi ve onları düzenlemesi gerekmektedir. Buraya kadar iyiyiz değerli öğretmen arkadaşlar. Umarım sizin için çok sıkıcı veya kuramsal gitmiyorumdur. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini aslında hepimiz biliyoruz öğretmenler olarak. Bunları lisans eğitimi düzeyinde almıştık. Webinarlarımızın videosu eğitimin Türkiye YouTube kanallarında yayınlanıyor. Dolayısıyla tekrar oradan izleme şansınız var, biliyorsunuz. Onun dışında belki eğitiminin online ebago.tr sayfasında bu konuyla ilgili bir kısa bir kurs açabiliriz. Oradan da yine tekrar bilgi edebilirsiniz. Harika. Sonuç olarak diyoruz ki çoklu ortamda öğrenme, öğrenenin bilişsel bilgi işleme sisteminde gerçekleşmektedir. Bilgi işleme sisteminde görsel ve sözel işlemler için iki ayrı kanal bulunmaktadır. Dual coding. Bu kanalların kapasiteleri sınırlıdır. Yani siz yarım saat boyunca, 40 saat boyunca sürekli bilgi aktarımı yapmaya kalkarsanız karşınızdaki öğrenen hiçbir şey öğrenemeyecek maalesef. Dolayısıyla her zaman bilgiyi aktarırken öğrenenin sınırlı kapasitesi olduğunu aklınızdan çıkarmamanız gerekmektedir. Aktif öğrenmelerin gerçekleştirilebilmesi için kanallarda meydana getirilen bilişsel işlemlerin birlikte düzenlenmesi gerekir. Yani birbirinden kopuk olmaması gerekir. Şimdi gelelim çoklu ortam tasarım ilkelerine. Çoklu ortam tasarım ilkeleri her öğretmenin mutlaka, özellikle uzaktan eğitim sürecinde aklının bir köşesinde bulunması gereken ilkeler değerli öğretmen arkadaşlarım. Bir çoklu ortam uygulamasının etkili bir öğrenme sağlayabilmesi için öğrenmeye dair geliştirilen bilişsel kuramları göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Her türlü çoklu ortam uygulamasının etkili ve anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirdiğini söylemek güçtür. Yani bizim tasarladığımız her çoklu ortam tasarımının etkili olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. Bu nedenle çoklu ortam uygulaması geliştirecek tasarımcıların bazı ilkelere göz önünde bulunması gerekmektedir. İşte Richard Mayer bizim en etkili çoklu ortam öğrenme deneyimlerini oluşturmamıza yardımcı olmak için 12 ilkeli çoklu ortam öğrenme teorisini geliştirmiştir. Dijital öğrenim deneyimlerimize, yani öğrenme videoları, öğrenme kursları, eğitmen liderliğindeki PowerPoint sunumları gibi deneyimlerimizi geliştirirken bu ilkeleri yönergeler olarak düşünmekte yarar var değerli öğretmen arkadaşlarım. Yani siz bir eğitim içeriği hazırladığınızda bu ilkeleri bir tarafa koyup bunların her birisine bir tik atar iseniz etkili ve verimli bir çoklu ortam tasarımı oluşturmuş oluyorsunuz. Bu ilkelerin hepsini hem ekran görüntüsü olarak şimdi alabilirsiniz hem de daha sonra webinarımızın kaydını izlerken takip edebilirsiniz. Şimdi ilk ilkemizle başlayalım. Bu 12 ilkeden birincisi tutarlılık ilkesi. Sol tarafta hazırladığım resim bizim olmasını istediğimiz çalışma.
Sağ taraftaki resim ise bu ilkeye göre olmaması gereken çalışma. Şimdi bakalım. İngilizce the coherence principle dediğimiz ilkemiz tutarlılık ilkesi değerli öğretmenim. Birincisi, insanların en iyi ilgisi olmayan dikkat dağıtıcı materyaller dahil edilmediğinde öğrendiklerini belirten tutarlılık ilkesi. Yani bizim tasarladığımız çoklu ortam materyalinde öğrenenin dikkatini dağıtacak ekstra bir şey olmamalı. Bütün ekstraları ne yapmamız lazım? Tasarımımızdan çıkarmamız lazım. Konumuz örneğin taşıtlarla yolculuk. Taşıtlarla yolculuk konusundan bahsetmek istiyoruz veya toplu taşımadan veya şehirler arası, ülkeler arası seyahatten bahsetmek istiyoruz. Böyle bir görselle konumuzu anlatmak bizim için her zaman daha iyi. Siz eğer bu şekilde tutarlılık ilkesine aykırı olacak şekilde hem böyle bir resim hem sağında solunda işte hoş görünüyor, öğrenciler seviyor diye çeşitli ikonlar kullanır. Hem de bununla ilgili açıklama metnini sunumunuza veya tasarımınıza yerleştirirseniz ne olur? Öğrenen kişinin dikkati tabii ki de dağılır değerli öğretmen arkadaş. Peki tutarlılık ilkesini nasıl kullanabiliriz? Görsel öğelerinizi planlarken tutarlılık ilkesini elbette rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kendimize şu soruyu sormamız lazım. Bu ilkeye göre tasarım yaparken. Bu görüntü anlamaya yardımcı olmak için %100 gerekli mi? Yani ben bir sunumama bir görüntü koyacağım ama acaba bu görüntü karşımdaki kişinin öğrenmesi için %100 gerekli mi? Ya da daha iyisini bulabilir miyim? Öğrencilerimle bu görüntüyü paylaşırken bu görüntünün daha iyisini bulabilir miyim? Bu mesaj izleyicinin anlayabilmesi için yeterince basit bir dil kullanıyor mu? Acaba ben karmaşık olarak mı anlatıyorum yoksa öğrencilerimin yeterince iyi anlayabileceği düzeyde mi anlatıyorum? Veya kullandığım metni biraz kısaltabilir miyim? Öncelikle tutarlılık ilkesinde bunu düşünmemiz gerekiyor. Tutarlılık ilkesi eğitim videonuzu veya e-öğrenme kursunuzu düzenlerken de oldukça yararlıdır. Malumunuz hepiniz artık gerek kendi sınıflarınız için gerekse diğer meslektaşlarınız için çeşitli eğitim videoları hazırlıyorsunuz. Burada da tutarlılık ilkesinden yararlanabilirsiniz. Oluşturduğunuz kaydı mesela yeniden izlerken yani kendinizi eleştirmek istediğinizde kritik bir tutarlılık ilkesiyle izlediğinizden eminim değerli öğretmen arkadaşlarım. Acaba bunu nasıl azaltabilirim? Acaba bu sunumu nasıl basitleştirebilirim? Veya bunu nasıl net hale getirebilirimin muhakemesini kendi zihninizde önce bir yapmanız gerekiyor değerli öğretmen arkadaşlarım. İşte ben bu sunumu hazırlarken örneğin yaklaşık 3 haftadır bu sunumla uğraşıyorum. Ve acaba hangi görseli kullansam sevgili öğretmen arkadaşlarım daha iyi anlar diyerek gerçekten uzun bir eleme sürecinden geçtim diyebilirim. İkinci ilkemizle devam edelim mi? Buraya kadar sorusu olan var mı? Harikasınız. O zaman devam edelim. İkinci ilkemiz dikkat çekme ilkesi. Sizce dikkat çekme ilkesi ne anlatıyor değerli öğretmen arkadaşlarım? Görsele bakarak dikkat çekme ilkesinden ne anladığınızı bana kısaca yazabilir misiniz? Dikkat çekme ilkesinde acaba biz neyi vurguluyoruz? Canlılık. Vurgulamak istediklerinizi öne çıkarmak için. Cansev Çakıcı. Çalışkan öğrencim. Cansev Çakıcı. Harikasın Cansev Çakıcı. Evet, ilgi odağını almak. Harikasınız. Dikkat çekme ilkesinde insanların ekranda tam olarak neye dikkat etmeleri gerektiği gösterilirse kişilerin daha iyi öğrendiği anlaşılır. Yani biz C vitamini konusunu işliyoruz dersimizde. Narenciyelerdeki C vitamininden bahsedeceğiz. Böyle bir görsel, böyle bir de metin kullandım. Diyorum ki
Narenciyeler güçlü antioksidan etkisi olan ve vücudun bağışıklığını güçlendiren C vitamini açısından zengin bir besin çeşididir. Cümlem bu. İkisinde de aynı resmi ve aynı cümleleri kullandım. Fark ne? Öğrenen için önemli olan anahtar kelimeleri mesela renklendirerek vurgulamış oldum. Renklendirerek vurgulayabilirsiniz, altını çizerek vurgulayabilirsiniz, daha büyük yazarak, daha kalın yazarak vurgulayabilirsiniz. Ama bunların hepsini aynı anda yapmayın. O zaman da ne olur bu sefer de dikkat dağılır. Tutarlılık ilkesini bu sefer de karşı gelmiş oluruz. Dolayısıyla dikkat çekme ilkesinde dikkat çekmek için hepsini öğelerin kullanmıyoruz. Ama dikkatli bir şekilde öğrencinin dikkatini dağıtmayacak şekilde kullanıyoruz. Öğrenen bir geliştirici olarak önemli kelimeleri vurgulamak ve önemli bilgileri belirtmek için mesela animasyonlu oklar kullanabilirsiniz. Veya video kullanıyorsanız yanar söner efektler kullanabilirsiniz. Veya dikkat çekme ilkesini kullanmanın bir başka yolu da öğrenme bölümlerini ayıran slaytlara veya sahnelere sahip olmaktır. Nasıl ki biz bu sunum için farklı farklı slaytlar hazırlamış isek, siz de anlattığınız konuları bu şekilde slaytlar veya sahnelerle birbirinden ayırabilirsiniz. Böylece öğrenciniz bir sonraki konuya geçtiğinizi rahatlıkla anlayabilir. Gelelim gereksizlik ilkesine. Şimdi gereksizlik ilkesi az çok kelime anlamından çıkarım yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Gereksizlik ilkesinde ne gereksiz olabilir? Var mı tahmini olan? Gereksizlik ilkesinde ne gereksiz olabilir? Alt yazı demiş, açıklama demiş. Evet, gereksiz bilgi, alttaki açıklama. Bu bir örnek oldu. Şimdi dikkatle dinleyelim gereksizlik ilkesinde gereksiz olan şey nedir? Bu ilke insanların anlatım, grafikler ve metin yerine yani anlatıyorum ben şu anda şunu anlatım olarak ele alalım. Anlatım, grafikler ve metin yerine en iyi anlatım ve grafiklerle anladığını ortaya çıkarmış. Yani bu üçünü bir arada değil de ikisini bir arada kullandığınızda öğrencileriniz daha iyi öğreniyormuş. Richard Mayer'in 12 çoklu ortam tasarım ilkesinin hepsini bilimsel temellere dayandığını da söylemeyi unutmayalım arkadaşlar. Bunların hepsi bilimsel olarak etkisi açıklanmış sonuçlar. Dolayısıyla diyor ki gereksizlik ilkesi bize bir ortamda sunum yaparken hem anlatım, hem grafik, hem metin olmasın. Onun yerine öğrenciler daha iyi nasıl öğrenirler? Anlatım ve grafiklerle daha iyi öğrenirler. Buradaki teori hali hazırda anlatımınız ve grafikleriniz varsa üstteki metnin sadece gereksiz bilgi olduğudur. Ve bu bir öğrenci için çok zor olabilir. Yani siz buraya alt yazı koyarsanız öğrencinin dikkati nereye gidecek? Alt yazıya gidecek. Bu sefer grafiklerle ilgili öğrenmesi gereken konuyu öğrenmeyecek. Nasıl kullanabiliriz peki biz bu ilkeyi? Sesli anlatımları, videolar veya e-öğrenme kursları için kullanabiliriz rahatlıkla. Ve böyle bir tasarım yaparken yalnızca grafik veya metin eklemeye çalışalım. Yani hem grafik hem metin olmasın. Ya grafik ya da metin kullanırsak öğrencilerimiz için kafa karıştırıcı oluyor. Eğer öğrencileriniz ekranda metin okumaktan hoşlanıyorlarsa tabii ki duruma göre ekranda grafik yerine metin de kullanabilirsiniz. Veya kendi anlatımınızı çıkarıp sadece yazılı anlatımla da konunuzu anlatabilirsiniz. Geçelim şimdi diğer ilkemize. Konumsal yakınlık ilkesinden bahsedeceğiz. Nedir konumsal yakınlık ilkesi? Hemen hızlıca cevaplar lütfen. Konumsal yakınlık ilkesinden kastettiğimiz şey nedir? Amerika Birleşik Devletleri bize uzaktır. Bundan mı bahsediyorum arkadaşlar? Bircan Keleş öğretmenim sizi tebrik ediyorum. Yazı ile görselin yeri. Eğer siz bir görsel ve bir metin kullanacaksınız, bu görseli anlatan bir metin kullanacaksınız, bunların konumsal olarak birbirine yakın olması öğrencilerin öğrenmelerini olumlu etkilemektedir.
eğer birbirini açıklayan iki malzeme kullanacaksanız bunların birbirinden uzak olması öğrenmeyi olumsuz etkileyecektir arkadaşlar. Geçelim zamansal yakınlık ilkesine. Bunu birazcık açıklamam gerekiyor. Zira görselle tam olarak anlatamamış olabilirim. Zamansal yakınlık ilkesi insanların en iyi karşılık gelen sözcükler ve görseller ardışık sıra yerine birlikte sunulduğunda öğrenilebilir. Yani siz öğrencilerinize kodlama anlatıyorsunuz videoyla ve kodlama ile ilgili bir video hazırladınız veya ekran görüntüsü hazırladınız. Bu görüntü akarken öğrencilerinize sesli anlatım yaparsanız öğrenciniz daha iyi anlar. Eğer siz hazırladığınız videoda sesli anlatımı videoyla eş zamanlı vermez iseniz öğrencilerinizin anlaması zorlaşır veya imkansız hale gelir. Demek ki bizim görsel veya videomuzda anlatımımızın da sesli anlatımımızın da aynı zamanlı zamansal yakınlık eş zamanlı olması gerekmektedir arkadaşlar. Zamansal yakınlık ilkesi bu. Nasıl kullanabiliriz? Yeni bir şey tanıtıyorsunuz öğrencilerinize, yeni bir süreç. Animasyon veya görsel kullanıyorsunuz. Seslendirme sesinizde bu ikisinin aynı anda devam ediyor olması lazım. Burada ben kodlama ile ilgili bir açıklama yaptım. Siz hangi branşla ilgili eğitim veriyorsanız bununla ilgili bu bahsettiğim ilkeyi kullanabilirsiniz. Ve zamanlayı tabii ki senkronu iyi tutturmamız gerekiyor. Bununla ilgili artık pek çok araç kullanabiliyorsunuz. Ekran kaydı alabiliyorsunuz. Zoom'dan dersi anlatıp kaydedebiliyorsunuz. Sonra bunu yayınlayabiliyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Videonuzla veya resminizle anlatımınızın eş zamanlı olması lazım. Gelelim parçalara bölme ilkesi. Nedir parçalara bölme ilkesi? İsminden de anlaşılacağı üzere değerli arkadaşlar. Bilgiyi aktarırken böyle topyekün blok şeklinde vermek değil de o bilgiyi parçalara ayırıp vermek öğrencilerinizin de üzerinde olumlu etki yaratmış. Nasıl ki ben size tek bir slayt üzerinde Maier'in 12 tane çoklu ortam tasarım ilkesini anlatmaya çalışmıyorsam, sizler de öğrencilerinize yeni bir kavram, özellikle yeni konulardan bahsederken mutlaka bunu parçalara bölüp kısaltılarak vermelisiniz ki öğrencileriniz daha iyi kavrayabilsin. Parçaları bölme ilkesi de böyle oldu. Diğer bir ilkemiz ön alıştırma ilkesi. Hepinizin bildiği bir ilke aslında bu. Ön alıştırma ilkesi nedir? Ön alıştırma. İngilizce öğretmenlerinin çok iyi bildiği bir konu. Diyelim ki bir okuma metnimiz var. Okuma metninde öğrencinin bilmediği kelimeler var. Biz ne yaparız? Bir okuma metnine geçmeden önce warm up yaparız tabii ki bütün dersler için. Bilinmeyen kelime ve kavramları önceden veririz sevgili Cansev öğretmenim. Çok teşekkür ederim. Harikasınız. Bilinmeyen kelime ve kavramları önceden veririz ki öğrencimizin parçayı anlaması kolaylaşsın. İşte buna ön alıştırma ilkesi diyoruz. Ben burada bir açıklama yapmışım. Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle kesirler konusunu işleyeceğiz. Bunun için yanınızda bulunması gereken araçlar şunlardır. Kesirler konusunu işleyeceğinizi söylüyorsunuz. Öğrencilerinizden getirmesi gereken araçları istiyorsunuz. Varsa derste kullanacağınız kelimelerle ilgili açıklamalar yapıyorsunuz. Kesir ne demektir? Bölmek ne demektir? Bunlarla ilgili açıklamalar yapıyorsunuz. İşte konuya geçmeden önce ön bilgi vermeye ön alıştırma ilkesi diyoruz değerli öğretmen arkadaşlar. Diğer ilkemiz biçim ilkesi. Biçim. Biçimden ne anlıyorsunuz acaba? İngilizcesi the modality principle. Biçim ilkesi bize ne anlatıyor? Bir resimde birinci sunum diyelim. Slide'da sadece resim varken diğer slide'da hem resim hem yazı kullanmışım. Yazı çok uzun, düzensiz. Düzen de etkili. Evet. Kafamızda çağrıştığı şey biçimin görsel olarak biçim ama aslında tam olarak biçimi anlatmıyor bize. Şöyle ki
O da önemli tabii ki. Tasarım da önemli. Biçim ilkesi diyor ki, insanlar görseller ve basılı sözcüklerden çok, yani şurada bir görsel görüyorsunuz, altında basılı sözcükler görüyorsunuz. Bunlardan daha çok görseller ve sözlü anlatımlardan daha iyi anlıyor. Yani yemek tarifi verirken siz, evet bugün size avokadolu salata yapmak istiyorum. Ya da işte avokadolu omlet yapmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemeler bir adet avokado, iki yumurta, bir demet soğan diye anlattığınızda bunu resim ve metinle anlatmaktan daha etkili bir sonuç elde ediyorsunuz değerli öğretmen arkadaşlarım. Yani görsellerle anlatım her zaman daha güçlü etki uyandırıyor. Geçelim çoklu ortam ilkesine. Çoklu ortam ilkesi yani the multimedia principle diyor ki insanlar yalnızca sözcüklerden çok, sözcüklerden, resimlerden daha iyi öğrenir. Yani görsel her zaman etkilidir. Ne demiştik zaten çoklu ortam tanımında? Sözcükler ve resimlerin bir arada kullanılmasına. Sözcükler ve resmin bir arada kullanılmasına çoklu ortam diyoruz. İşte çoklu ortam ilkesi bize diyor ki sözcüklerle resimleri bir arada kullanın, resimle öğrenmek çünkü daha kalıcı. Diğer bir ilkemiz ise kişiselleştirme ilkesi arkadaşlar. Kişiselleştirme. Kişiselleştirme ile ilgili biraz düşünmenizi istiyorum. Ne olabilir? Kişiselleştirme. Kendini bulma. Özelleştirme, yorum, daha ilk ağızdan harika Asiye öğretmenim, yakın hissetme Cansu öğretmenim, harikasınız, muhteşem cevaplar geldi. Kişiselleştirme ilkesi bize diyor ki insanlar resmi bir anlatımdan ziyade daha gayri resmi, informal bir eğitim anlatımdan haz alır, daha iyi öğrenir. Yani teorik bilgiyi aktarmaktan ziyade daha günlük dillerde kullanır iseniz öğrenen daha etkili öğrenebilir. Peki bunu nasıl kullanabiliriz? Dilimizi basit ve gündelik tutarak değerli öğretmen arkadaşlar. Bazı durumlar var ki oldukça formal, oldukça resmi bir şekilde anlatım yapmamız gerekir. Fakat bu elbette ki bizi dinleyen kitleyle doğru orantılıdır. Yani karşımızdaki kitle eğer resmi bir sunum talep ediyorsa veya ortam öyle bir ortamsa tabii ki resmi bir dil kullanmamız gerekmekte. Ancak bahsettiğimiz eğer öğrenci öğretmen ilişkisi ise daha günlük dil kullanmak, daha samimi olmak öğrencilerimizin daha etkili öğrendiğini ortaya çıkarmış. Gelelim bir sonraki ilkemize. Bir sonraki ilkemiz ses ilkesi. Şimdi tahminleri alayım. Ses ilkesi nedir? Ses ilkesi bize ne anlatır? Doğal ses tonu. Öğretmenin kendi sesi. Ses tonunu ayarlama. Vurgu, ton. İnsan sesi, tonlama, ses yerine kendi doğal sesimiz, yapay ses. Evet, harikasınız. Pek çok öğretmenin doğru bildi. Araştırmalar göstermiş ki insanlar insan sesinden daha iyi öğreniyor arkadaşlar. Her ne kadar yapay zeka ile bugün Siri ve Alexa gibi yapay zeka örnekleriyle insan sesine çok yaklaşılmışsa da henüz insan sesiyle yarışabilir durumda olmadığını biliyoruz. Makine sesinin. Dolayısıyla insanlar insan sesinden daha iyi öğreniyor arkadaşlar. Makine sesinden maalesef o kadar da iyi öğrenmiyor. Dolayısıyla bir sunum yapacaksak kendi sesimizle veya insana ait bir sesle anlatmak konuyu her zaman öğrenci üzerindeki anlaşılırlığı artırıyor diyoruz.
Son ilkemiz ses ilkesi. Aa, özür dilerim. Ses ilkesini söyledim. Resim ilkesi. Son ilkemiz resim ilkesi. Resim ilkesi bize neyi anlatıyor? İlgisiz görseller değil de bu biraz evet şeyde resimle anlatılması zor bir şeydi. Yine de belki anlamaya çalışırsınız diye düşünüyorum. Canlılık konuyla ilgili resim ilkesi, resim. Uygun görsellerle destekleme. The image principle İngilizcesi. Resim ilgisi konuya uygun. Değil aslında şöyle ki hemen açıklıyorum daha fazla sizin kafanızı karıştırmadan. Resim ilkesi diyor ki İnsanlar konuşan bir kafa olmadan da öğrenir. Hatta mümkünse konuşan kafalar olmasın. Yani siz bir video kaydı yaptınız öğrencilerinize Zoom üzerinden. İlla da sizin görünmeniz gerekmiyor. Gerçi bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar az. Yani yeterince elimizde bununla ilgili veri yok. Tabii ki Mayer bunların hepsini araştırarak yapmış ama günümüzde uzaktan öğrenmeyle birazcık işler değişti biliyorsunuz. Bu e-öğrenme hayatımızın bir parçası haline geldi. Hibrit öğrenme, e-öğrenme, senkron dersler, asenkron dersler. Artık her birimiz birer uzaktan eğitim içerikçisi olduk. Dolayısıyla bu ilke bize diyor ki sürekli konu anlatımında sizin kafanız görünmesin. Sürekli görünmesin. İlk resimde kafa görmüyorsunuz, ikinci resimde görüyorsunuz. Öğretmen diyelim ki hayvanları anlatıyor derste. Tabii ki ekran paylaşımı yapar. Şu anda ben de sunum yapıyorum, benim de kafamı görüyorsunuz değerli öğretmen arkadaşım. Tabii ki onlar doğal süreçler ama bir eğitim içeriği hazırlarken diyelim. Her zaman kafanızın görünmesine gerek yok. Evet, arada bir olabilir arıza öğretmenin. Arada bir tabii ki olmasında bir sakınca yok. Anlatanın mimikleri evet. Zaten az önce de söyledim. Resim ilkesiyle ilgili elimizde çok fazla veri yok. Dolayısıyla bu konuda birazcık sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor. Ama her dakika öğrencinin sizin kafanızı görmesine ihtiyacı yok diyor bize araştırmalar. Serap öğretmenim demiş ki şunu anlatan sonuna kadar dinletti bana. Nedir Serap öğretmenim size sonuna kadar dinleten? Ben çok anlayamadım onu. Bunu öğrenelim ki ona göre dikkat edelim. Aa, şu an anlatan siz. Teşekkür ederim efendim. Etkileşimli olmak. Yani ben de öğrencilerimden örneğin kameralarını açmalarını istiyorum zaman zaman. Öğrencileri çok zorlamadan tabii ki. Onlarla etkileşime geçmek istiyorum. Onların da beni görmesini istiyorum. Ama bu bahsettiğiniz aslında hani bu Udemy, Coursera gibi kurslardaki eğitimler var ya, oradaki eğitimlerde illaki eğitmenin yüzünün görünmemesi gerektiğini söylüyormuş. İllaki görünmesine gerek yok yani. Arada bir tabii ki görünebilir. Göz teması da önemli. Bunlar su götürmez. Şimdi o zaman bir değerlendirme yapalım mı? Hazır mıyız? Quizziz şimdi. Quizziz aracını biliyor muyuz? Quizziz aracını biliyor muyuz? Harikasınız. O zaman ekrandaki adrese gidiyoruz arkadaşlar. Joinmyquiz.com. Çok kolay, çok kolay. Hayır diyenler hiç korkmasın. Joinmyquiz.com'a gidiyoruz. Ekranda gördüğümüz kodu giriyoruz. Harikasınız. Ekranda gördüğünüz kodu giriyorsunuz. Hadi bakalım. Biraz videoyu kapattığımızda hoca gitti diye panik oluyorlar demiş Melahat öğretmenim. Haklısınız. Bircan Hanım harika yine her zamanki gibi linkimizi paylaştı. Telefonla katılım yapıyorsanız eğer tabii ki maalesef giremeyeceksiniz. Ama bilgisayarlarıyla katılan öğretmen arkadaşlarım quizle katılabilirler. Evet. Ben de şu bu arada bir kontrol edeyim bakalım. Ben de bu arada bir kontrol edeyim. Ne durumdayız?
Niye henüz giremedik acaba? Giriş yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Olmadı diyor. Evet. Ben acaba niye sizi göremiyorum? Waiting for participants to join diyor da. Neden göremediğimi anlayamıyorum. Giriyor demiş. Tamam. Acaba kaç kişi oldu? Hazırsanız başla diyelim mi arkadaşlar? Çünkü bende takıldı. Çünkü şey diye görünüyor bende. 110 kişi mi görünüyor? Tamam. 115. O zaman gidiyorum. Giriyorum. Link yardım edelim. Link hocamıza link atalım. Gircan hocam. 121 kişi olmuşuz. Vallahi süper. Ben de hiç kimse görünmüyor ama bir başla diyeceğim. Bakalım o zaman anlaşılır. Oo, 130 kişi olmuş. Süpersiniz. Hadi o zaman başla diyelim. Yavaş yavaş. Oo. Harikasınız. Ve başlatıyorum. Şimdi burada herkes kendi hızında gideceği için dikkatli olun. Oo, süper. Hadi bakalım. Oo, süpersiniz. Evet. Ekranı paylaşayım sizlerle arkadaşlar ki evet, Figen hocam önde götürüyor şu anda. Cansev Çakıcı ikinci sırada. Fatih Çığırıkçı 3. Harikasınız. Yasemin öğretmenim dördüncü sıradasınız. Süper. Kıran kırana bir mücadele devam ediyor. Sakın mücadeleyi bırakmayın arkadaşlar. Her an her şey değişebilir. Süper. Figen hocam, harika gidiyorsun Figen hocam. Açık ara önde Figen hocam. Nevzat hocam arkalardan koptu geldi diyordum ama Nevzat hocam tekrar geriye düştü. Süper. Hakan Polat hocam arkalardan koptu geldi. Deniz hocam dördüncülüğe yükseldi. Harika. Bircan hocam beşincisiniz. Muhteşem arkadaşlar. Figen hocam birinciliği kimseye kaptırmıyor. Yircan Keleş üçüncü sıraya yükseldi. Evet, Erdil hocam geldi. Erdil hocam devam. Nesibe hocam, Canan hocam muhteşemsiniz arkadaşlar. Her an sonuç değişiyor. Muhteşem. Figen hocam bu arada ihtiyatlı davranıyor. Arayı açtı. Evet. Harikasınız. Haydi.
Semsem hocam geldi arkalardan. Bircan hocam tam koptu derken tekrar toplayıp geliyor. Figen hocam bitirmek üzere. Hemen arkasında Cansev Çakıcı, Semsem, Deniz Kara, Bircan, Önden Kraman, Nesibe Mat, Burcu, Yasemin Öğür, Selda derken Önder Kraman hocam bir atak gerçekleştirdi. Muhteşemsiniz. Muhteşemsiniz arkadaşlar. Ben power-up'ları kaldırdım özellikle çok uzun sürmesin diye. Harika. Harika. Evet. Biraz hızlanalım arkadaşlar. Figen hocam birinci. Cansev Çakıcı üçüncü. Harika gidiyorsunuz. Semsem hocam ikinci sırada şu anda. Oo, Hakan Polat hocam arkalardan koptu geldi. Nesibe Mat hocam kimseye kaptırmıyor dördüncülüğü. Çekişme devam ediyor arkadaşlar. Harikasınız. Hakan Polat. Cansev Çakıcı beşinciliğe düştü. İnanamıyorum. Cansev Çakıcı. O Ayşegül hocam. Arkalardan koptu geldi. Şu anda dördüncü sırada. Önder Kremon hocam. Kolay kolay vazgeçmiyor. Canan hocam. Beşinciliğe yükseldi. İrem Aksoy hocam altıncı şu anda. Son 2 dakika diyelim arkadaşlar. Son 2 dakika diyelim. Figen hocam 20 bin puanla ya bir küsur puanla birinci. Semsem hocam 18.900 puanla küsurlu puanlar tabii. İkinci. Önder Kremon hocam 17.720 puanla üçüncü. İrem hocam 17.710 puanla dördüncü. Asiye hocam geldi beşinci oldu 17.510 puanla. Tuba hocam yanlışsız devam ediyor derken bir yanlış oldu galiba. Son 1 dakika arkadaşlar. Son 1 dakika toparlayalım. İlk 5 diyelim. Evet, şu anda ilk 5'i görüyorsunuz. Son 30 saniye. Son 15. On. Oo, işte bakın. Sonuç nasıl değişti? Tuğba hocam üçüncülüğe yükseldi şu anda. Haydi son 5. 4. 3, 2, 1 ve bitirdim arkadaşlar. Üzülerek bitirdim yarışmayı. Çünkü saatimiz 9. Ama harikasınız.
Birinci hocam Figen Sanchez. Kocaman alkışlar Figen hocama gelsin. İkinci hocam Tuğba hocam. Üçüncü hocam Semtem hocam. Harikasınız arkadaşlar. Muhteşem bir yarışma demeyelim de bilgi yoklama oldu. Çok keyifliydi. Ben sizi izlerken çok keyif aldım açıkçası. Figen hocam harikaydınız. Figen hocam evet eğitim teknolojileri yüksek lisans öğrencisi bizi şaşırtmadı. Evet değerli arkadaşlar. Artık yavaş yavaş sunumumuzun sonuna geldik. Sizden son bir şey yapmanızı isteyeceğim. Bir sunumumuz yüklensin. Son bir işlem yapmanızı isteyeceğim. Tekrar bütün katılan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Evet. Şimdi son bir kez Slido yapıyoruz. Önce bir Slido'mu açayım. Son bir Slido yapacağız. Evet. Bu sefer beni değerlendirmenizi, beni ve bugünkü webinarı, bu sunumu değerlendirmenizi istiyorum arkadaşlar. Yine Slido az önceki adrese gidiyoruz. Aynı kodu gidiyoruz veya telefonlarımızla kare kodu okutabiliriz. Bugünkü sunumla ilgili yıldız vermenizi istiyorum. 10 tane yıldızımız var. 10 üzerinden kaç veriyorsunuz acaba? Bazen böyle anlatımlarımızı öğrencilerimizin değerlendirmesini istemek de onlarla olan iletişimimizi güçlendirecektir. Bunu yapmaktan kaçınmayın lütfen. Harikasınız arkadaşlar. Muhteşem. Harika buldum. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Şu anda skorum 9,6. Gurur duydum. Pek çoğunuzun sunumu beğenmiş olduğunu görüyorum. Benim için onur kaynağı. Ben de sizlerle olmaktan çok keyif aldım. Bugün eğitimin mesleki gelişim webinarlarında daha önce hiç konuşmadığımız bahsi geçmemiş bir konuya değindi. Çoklu ortam tasarımı. Eğitimde çoklu ortam tasarımı çok çok önemli bir konu gerçekten. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Bir iki tane sorumuz var. Hemen onlara değinelim. Ondan sonra yavaş yavaş bugünkü webinarımızı sonlandıracağız. Tuba hocamız demiş ki bu uygulamayı sınıfta kullanabilmemiz için öğrencilerde bir teknolojik araç olmalı ki okullarımızda telefon, tablet tarzı araçlar yasak. Aslında telefon, tablet gibi araçlar öğretmen denetiminde biliyorsunuz. Yani o noktada öğretmenlerin inisiyatifi söz konusu. Eğer öğrencilerinizin araç kullanımını kontrol edebilecek düzeyde iseniz, öğrencilerinizin bu tür araçları kullanmasını sağlayabilirsiniz. Onun dışında kullandığımız araçların illaki de dijital araçlar olmasına gerek yok. Dijital araçlar bizim işimizi kolaylaştıran araçlar biliyorsunuz. Bütün eğitimle ilgili bütün faaliyetleri zaten dijital araçlarla yürütmemiz söz konusu değil. Ya da uzaktan eğitimde kullanırken öğrenciler kardeşlerin dersleri arasında evet yani o kardeş mevzusu haklısınız. Elimizden geldiğince arkadaşlar herkesin eğitim imkanları dört dörtlük değil bunu biliyoruz. Ama elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce derslerimizi verimli hale getirmek bizim elimizde. Çok iyi biliyorsunuz ki. O yüzden elimizden geldiğince ne yapabiliyorsak o kadarını yapmaya gayret edelim. Efendim soruları da cevapladığımıza göre yavaş yavaş bugünkü webinarımızı toparlayalım isterim. Ben sizlerle olmaktan çok büyük keyif aldım. Bizlere ulaşmak için sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Her zaman elimizden geldiğince sorularınızı yanıtlamaya gayret edeceğiz. Ben bugün Ulusal Destek Servisi eğitiminin içerik geliştirme eğitmenleri koordinatörü Sayın Erten Kocabaş'a bu sunumlar boyunca bizlerle birlikte olan ve kıymetli desteğini esirgemeyen sevgili Bircan Keleş'e, sevgili Adil Tuğyan'a yürek dolusu saygı ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Ama her zamanki gibi en büyük teşekkür kime? Öğrenme ışığı hiç sönmeyen, öğrenme yolculuğunu hiçbir zaman bitirmeyen ve her zaman aydınlığın peşinde koşan
sevgili siz öğretmenlerimize. İyi ki varsınız. Sizlerle olmak çok keyifliydi. Efendim sağlıcakla kalın. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.